Yeşim Bildan hanımefendi geldiler. Peki okulda ne diyorlar? Okulda yazı tura attım ben işe başlarken ki ortadan şeyi kaldırayım diye. Yeşim çıktı. Yeşim çıktı. Bir okulda Bildan çıkmıştı. Adaşım... Yeşim babanızın koyduğu isim. Evet. Babanız çok sevinmişti. Yeşim öğretmenim, Yeşim öğretmenim dedikleri için. Seviniyor evet kendisi de söylüyor. Annenizin yorumu ne oldu? Bildan'ı kullanmıyorsunuz. Yazı tura attım dedim hani bu bahta gelen bir şey şansa. Hiç tercih, ben tercih etmedim diye söyleyince işin içinden çıkması kolay oldu. İyi güzel. Bu da baht işi. Bugün yarışmacılarım biraz bahtsız. Dışarıda gülecekler inşallah. Stüdyoda güldüremedik yüzlerini. Ama İrem Hanım bir umutlandı gördüğünüz üzere. Olur mu yahu dedi. 8100. Önce bir beğenmemişti ama 8100'de biz çok şampiyon çıkarttık efendim. Ama 17 tane de harf alınabilir 8100'ü geçmek için. 14 soru soruyorum zaten. 17. Kolay bir yolculuk olmaz mı? Yani bilmiyorum. Olur. Olur. Hayır, hiçbir iddiam yok yani. Benim var. O yüzden sizi katmaya çalışıyorum. Bence daha ilerisini hedefleyelim. Aslı Hanım'a çok kolay bir çıta bırakmayalım. Ne dersiniz? Hukukçu. Yapalım tamam. Başka uğraşları da var. Birçok konuyla ilgileniyor. Kelime nereden gelirse gelsin pat yakalayıverir. Yapalım şöyle bir 9000, uğraşsın dursun. Olur mu? Olur. Başlıyorum o zaman. Buyurun dört harflere. Nasyonel sosyalizm yanlısı. Harf alayım. Buyurun. Nazi. Olur mu? Nazi. Olmaz mı? Ürkçü Suat. Gelsin yenisi. Hadi gelsin yenisi. Çok zor değil. Basketbolda basmak fiiliyle birlikte Smaç. Kullanılan... Smaç. ...bir atış türüdür. Ne basmak. Yapacağız? Cevabı verdikten sonra ne yapmamız lazım? Smaç. Basmamız lazım. Orada da basmak yapıyor. Siz niye basmıyorsunuz? Hadi yenisi. Beş harfliler. Versiyon efendim. Türkçe karşılığını model. Söyleyin bana. Model. Model mi? Emin misiniz? Versiyon. Yeni versiyonu çıktı. Yeni modeli çıktı. Tamam. Kullanılıyor. Ama mesela dijital bir üründen bahsediyorsak. O zaman modeli demiyoruz değil mi? Harf alayım. Alırız bir tane. Ü. Tür. Piyasaya yeni bir versiyon. Sürüm. Sürüm. 400 puan daha. 1100 oldu kasamız. Bence 5 harfli cevapların ikincisi başlangıcın içerisindeki 4 sorunun en kolayına sahip. Bakın karar verin. Ayakla kullanılan bir tür pedal. Düzenek. Aslına bakarsanız pek çok tür düzenek. Pedal. Bu işte kafa karıştırılır diye korkuyorum. Yarısı mastar. O yüzden harf alınmasa güzel olur. Siz karar verin. Buyurun. Halk ağzında dizlerini bükerek topukları üzerine oturmak. Şu an gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. Çömmek. Olur mu? Çömmek. Yeşim Hanım gayet güzel. Hadi yenisi gelsin. Yakaladık bir defa tempomuzu efendim. Devam edelim. Bence beklemeyelim. Güzel gidiyoruz çünkü. Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dolanması, dokunması. Özür dilerim. Karşıt, kısa devre. Özür dilerim. Fen bilgisi değil miydi sizin alanınız? Evet, karşıt. Hocam çözersiniz bunu. Ne ediyor? Temas. Değil mi hocam? Evet. Ona temas. Batı kökenli kısa devre ne yaptı? Kısa devre yaptı. Temas etti birbirine. Harf alayım. Yapmayın hocam. Buyurun. Kafası kısa devre yapmışa da derler. Şalter. Hayır. Atıyor kısa devrede. Anahtarı var hani bunun. Anahtar. Evet, temas ettiren anahtar. Düğme. Elektrikleri birbirine temas ettiren harf anahtar. Harf alayım. Yapmayın. Kontak. Olur olur. İki tane harf aldım. Hiçbir şey olmaz. Ben çok farklı düşündüm. Farkındayım. Aslına bakarsanız karşıt elektriği hepimize anlatabilecek bilgiye, birikime sahipsiniz. Yok estağfurullah değil. Öyle efendim. Öyle biliyoruz. İşte bu tanımlamalar bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Şu anda 2600, 9400 olabilecek durumda. Limitten bahsediyorsak eğer 13 tane harf alabilirsiniz. Her şey yolunda yani. Ama sizin hedefiniz daha yüksek değil mi? Evet. Tamam. Onu unutmayalım. Hadi yeni soruya geçelim. Batı kökenli bir kelime bu. Eskinin, köklü olanın özelliklerini taşıyan. Antika. Antika gibi değil de köklü olanın. Vintage tarzı mı? Ha gayret. Biraz daha köklü olsun ama. Eskinin, köklü olanın. Harf alayım. Yani mesela
çarığı görüp de vintage bir ürün diyen çıkar ama çok ciddiye almayız. O daha çok... Vintage değil de... Nasıl bir ayak giyeceğidir? Yani... Belli ki sesli harfle başlıyor. Batı kökenli ama muhtemelen sesli harfle başlıyor. Ata değil. Batı kökenli. Batı kökenli. Evet, bir tane. Etnik... Gelin bir harf daha alalım. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Otantik. Oldu bu iş. 500 puan daha. 3100 oldu kasamız. Geçtik ikinci 7 harfli cevabı. Azıcık korkuyorum artık süreden. Çünkü tamam. 1,5 dakikadan daha azı kaldı elinizde. Fakat cevap vermeniz gereken 7 tane sorunuz var halen. 7 tane cevapladık, 7 tanesi bizi bekliyor. Buyurun. Bu kolay soru Allah'tan. Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan kimse. Kusura bakma. Muhafız. Olur mu? Muhafız. Ne olur şuna basın. Çok süre kaybediyorsunuz. Bakın. Peki. Her sonunda 1-2 saniye o tereddütten dolayı gidiyor. Artık öyle bir lüksünüz yok. 1 dakika 17 saniye kaldı. Buyurun yenisini. Batı kökenli Fransızca yine. Zemin üzerine kurulmuş yüksekçe yer. Basamak. Fransızca. Harf alayım. Aldık bir tane. Biz de şu anda mesela fark ettiyseniz bir... Platform. Üzerindeyiz. Buyurun. Hadi bakalım. Bir rahatsızlığın, bir hastalığın adı. İki farklı adı daha var. Onları veriyorum sorunun içerisinde. Tutarak veya Sara da denilen sinir hastalığının... Epilepsi. Bana mı soruyorsunuz? Epilepsi. Cevap veriyorlarmış. Şurayı çok kötü kullandık. Ama Allah'tan buraya kadar gayet güzel göremeyecek geldi. Miyiz hepsini? Yo yo yo. 56 saniye var, toparladık artık. Tamam. Böyle şakavari bir giriş yapayım istedim ama öyle bir odaklandınız ki... Ben çok pamuk ipliğinde olduğum için. Yok yok, öyle bir durumda değilsiniz. Şu anda 5300 puandayız. 9100 olabilir. Tamam. Alt limitimiz 8100 olduğu için son 4 soruyu cevaplarken isterseniz 10 tane bile harf alabilirsiniz. Rahatız yani maşallah. Ama o harfleri alırsanız Aslı Hanım sevinir. Güldürmeyin kimseyi. Buyurun yenisi gelsin. Psikiyatrik bozuklukla veya bazı fiziksel hastalıklarda görülen yoğun korku, kaygı karışımı bir nöbettir bu. İki anksiyete, kelime birleşik gibi. Anksiyete gibi mi? Endişe, anksiyete. Bu böyle daha çok nefes alamama. Panik acaba atak. Ben, nedir efendim? Panik atak. Buyurun. İki kelimeden oluşuyor. 9 harflidir. Biraz garip bir tabirdir. Buyurun. Oldukça şişman, dolgun ve kalın. Bu anlamlarda bir tabir. İki kelime. Harf alayım. Buyurun. Maşallah. Oldukça şişman. Etli butlu. Nedir? Etli butlu. Aman yarabbim. Ben bu biraz uğraştırır zannediyordum. O yüzden o 56 saniye az diye düşünüyordum aklımda. Neyse, zor kısmını atlattım. Güldürdü beni soru. Benim kardeşim bana hani kibar olarak küçükken, hani kilolu, o zaman daha iriydim. Hani nasıl desem diye düşünce dedi ki Yeşim ablam hani sadece kalın. Çocuk. Abi, çocuklar bir garip oluyorlar. İki kalını kelime... görünce. Boş verin. Bu hatıraları buraya taşımaya hiç gerek yok efendim. Ne lüzum var? Kamuyla paylaşıyorsunuz bu tip şeyleri. Şimdi gelin biz mutfağa girelim. Tamam peki. Mı? Bunun ismi aslına bakarsanız 12 harfli olarak da okunuyor ve yazılıyor. Bu 10 harflisi iki kelimeden oluşuyor. Şöyle soru verdik. Adını ülkemizin nüfus bakımından en kalabalık 3. ilinden alan sulu yemek. Sulu yemek. Harf alayım. Aldık bir tane. Gerek yok ama. İki kelime. Köfte, İzmir köfte. İzmir köfte. Kesinlikle öyle. 900 var. İki kelimeden oluşur. İkinci kelime mekmak değil de mema diye biter. Son sorudur, son cevaptır efendim. Onama, onaylama, uygun bulma. Bastılar. Harf mi evet, istediler acaba? Harf istemişler. Bu durumu onaylamıyorum. Uygun bulma, onaylamıyorum. Hiç yani bu hareketleri falan... Eski bir tabir. Biraz naftalinli. Bak arkada hukukçu var, biliyor. Yasa... A. Onaylama. Bu evliliği onaylamıyorum. Bu birlikteliği hiç uygun bulmuyorum. Kabul etmiyorum. Arapça kökenli bir kelime. Yapmayın bunu bakın. Allah aşkına ne olur. 7900. Ya 8900 olacak ya 8800 olacak. Benimsemiyorum.
Kabul etmiyorum. Eyvah! Kabul etme, yasama, onaylama. Tasvip et. Niye böyle oldu? Çok üzüldüm. İrem Hanım'la aynı kaderi paylaştınız. O da böyle biraz elini tersiyle tersiyle yapıştı. Şuna basmadık ya. Evet. Biraz daha vakit olsaydı son soruya daha hazırlanarak girerdik. İki harf alsaydım belki de. Değil mi? Değil mi? Evet. Demek ki bir daha denemek lazım. Ne zaman gelirsin? Gelirim. Bir kocaman alkış.